Faruk, bak bildiğin gibi sen bu adamla konuştun mu? Evet, konuştum. Benim haberim var mı? Yok. Neden? Çünkü karım bunu benden sakladı. Ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık. Faruk geldi çarşıda karşıma çıktı. Vedalaşmak istedi sadece. Hatta düğün için tebrik bile etti. Gerçekten ben böyle olabileceğini düşünemedim ki hiç. Adam psikopatın teki. Herif beni bıçakladı Süreyya. Bıçakladı, sana silah çekti bu tamam, adam. Tamam biliyorum ama polise gideceğim dedi. Teslim olacağım dedi. Ya sen nasıl inanırsın bu herife? Hep benden niye saklıyorsun bunu? Çünkü karşı karşıya gelmenizi istemedim ben. Anladın mı? Sinirlerim bozulsun. Tekrar istemedim. Süreyya yaptığın neye mal oldu? Farkında mısın sen? Özür dilerim. Böyle olsun istemedim ben. Ya tamam, tamam, tamam. Bak bir hatadır olmuş. Kızın niyeti belli. Daha fazla üstüne gitme istersen. Hadi. Siz karışmayın Senem Hanım. Herkesin içinde kıza yüklenirse karışırım efendim. O kadar da uzun boylu değil. Süreyya. Sakın. Sakın Senem Hanım. Bu onların meselesi. Ne demek konuşmak istemiyorum? Ne söyleyeyim sana? Ne söyleyeyim? Ne söylesem dinlemiyorsun ki beni. İnanmıyorsun. Yalan söylüyorum gibi davranıyorsun. Bunun adı ne peki? Bak bu yalan söylemek değil. Yalan söylemek art niyetli bir şey. Ben seni korumaya çalıştım. Anladın mı? Herkesin gözünde karısının yaptıklarından haberi olmayan adam konumuna düştüm. Faruk haksızlık yapıyorsun bak. Süreyya ben dünden beri seni savunuyorum. Süreyya suçsuzdur diyorum. Günahsızdır diyorum. Meğerse bütün suç seninmiş. Benim mi? Ya sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Ben seni korumaya çalıştım, aileni korumaya çalıştım. Art niyetli bir şey yapmadım ki. Böyle mi? Süreyya böyle mi? Benim görevim seni ve ailemizi korumak. Sen hepimizin hayatını tehlikeye attın. Benden saklamayacaktın Süreyya. Bana söyleyecektin. Senin hakkında yanılmışım. Eyvah eyvah. Faruk Bey'im ateş almış. Torpil gibi gidiyor vallahi. Esma Hanım da İpek'i odasına çağırdı. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Amin. Hadi kahvesini koy da götüreyim. Gel. Beni çağırmışsınız anneciğim. Bu yaptığın adı ne İpek? Hı? Herkesin içinde bizi nasıl rezil edersin? Yol yordan biliyorsun zannediyordum ben. Ev içinde olanların başkalarının yanında konuşulmayacağını öğrenmemişsin demek ki. Bana niye kızıyorsunuz? Yalan söyleyen Süreyya. Benimki iyi niyetli. Başkasının açığı ortaya dökülerek yükselinmez. Aksine gözden gönülden düşersin. Demek ki bunların hepsini sana baştan öğreteceğiz. Boş bulundum. Amacım Süreyya'yı kötülemek değildi. Senin yaşın benim tecrübemin yarısı etmez. Kim ne düşünür daha kendi anlamadan bilirim. Boğaz neden 9 düğümdür hiç düşündün mü? Hı? Hı? Kelam etmeden 9 kere düşün diye.
Kocanın yanına git şimdi. Bir daha da üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Bahati, ille bana söyleteceksin, değil mi? Murat'ı her gördüğünde şeklin şemalin değişiyor senin. Bana bak, eğer aklın kaydıysa kırarım kemiklerini. Kızım, bu senin patronun. Bu evin beyi. Yüzüne bakıyorsa işini gördüğündendir. Başka şeyler kuruyorsan kafanda tamdan düşmüşe dönersin. Anladın mı beni? Abla, hayal falan kurdum yok inan. İyi. Sen bilirsin. Bir hatanı görürsem koyarım kapının önüne. O yüzden tez elden toparla kendini. Anladın mı şimdi? Kıyamet koptu içeride. Geldim kız, geldim. Yürü. Yürü, yürü Gülistan. Süreyya. Ömer'in yüzünden. Yaktı yıktı ortalığı. Bu gelini kaynanası zaten bahane arıyor laf sokmaya. Şahtık şahbaz olduk sayesinde. Ya teyze yeter. Tamam yeter, anladık. Başlama ne olursun ya. Ha, oldu Süreyya, tamam. Herkes haklı haksız konuşsun, ben susayım öyle mi? Tamam. Tamam sustum. Ben sana destek için kalıyorum burada. Bu katlemlerin afralarını çekmek için değil. İstemiyorsan al biletimi gideyim ben. Ya ben öyle bir dedim gideyim sana. Gitme. Neyse gitme. Sen gidersen tek başıma kalırım burada. Kocan küsme yoksa. Anlatayım dedim, anlatmaya çalıştım. Dinlemiyor beni teyze. Bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler söylüyor. Al kocanı vur anasına. Bunların varsa yoksa itibarları, soyu sopu devrilsin diyeceğim. O da olmayacak. Soyadı Boran olmasa ne olacaktı ki? Ben adamı seviyorum. Adamı seviyorum. Biliyorum kızım, biliyorum. Sen bana kendini anlatma. Ama sen de şunu bil. Öyle adamların itibarı ailesi her şeyden önce gelir. Karısından da evliliğinden de. Ama yani inşallah Faruk onlardan biri değildir. Ne diyeyim? Hadi kalk, kalk. Elini yüzünü yıkayalım. Kalk. Perişan oldun. Hadi kuzum. Hadi kalk. Hadi. Sen misin Bade? Çayla poğaça getirdim sana. Bir iki bir şey ya da miden ağrımasın abla. Yok yemeyeceğim, sağ ol. Abla.
olur üzülme ya. Faruk Bey'im öyle eser gürler ama merhametli adamdır. Hem insan sevdiğine kıyamaz ki. Öyle bazen bağırır çağırır, görmezden gelir ama yine de aklından da kalbinden de çıkaramaz sonuçta. Orası hiç belli olmaz canım. O büyük ailenin soylu adına yakıştıramadılar mı? Kenara atıverirler maazallah. Abla, ben gideyim. Bir şey ihtiyacın olursa söylersin, olur mu? Bade. Faruk iyi mi? Bir şey yedi mi? Faruk Bey'im evde yok ki. Nasıl yok, çıktı mı? Şeyden sonra yukarıdan ince gibi gitti. Sen burada kendini kahret, o çeksin gitsin. Oh ne âlâ memleket. Bak hala arıyor ya. Kime anlatıyorum, kime? Oy oy. İnsan sevdiğine kendini niye anlatamaz Kamil abi? Bakışından, duruşundan, konuşmasından bilmez mi? Bilir oğlum. Niye bilmesin? Bilir tabii. Niye bilmiyormuş gibi davranıyor? Oho! Sen bana Havva Hanım'ızdan miras bir soru sordun şimdi. Bir kadının ne düşündüğünü, neyi nasıl yapacağını çözebilen bir erkek var mı bu alemde? Ne yapacağız o zaman Kamil abi? Dükkanı kapatıp gidelim. El kadardınız biliyor musun? Burası çayır çimenken eskiden top koşturdunuz. Ben senin nasıl büyüdüğüne şahidim. Yüreğinin ve de bileğinin sağlamlığını da bilirim. Ama gel gör ki bir erkeği adam gibi adam yapan bir kadının aşkıdır. Ya da başka bir erkeğin nefreti. Çok şanslısın Faruk, çok şanslısın. Sen aşka düşmüşsün. Birbirinizin sesini yüreğinizde duyarsanız yolunuzda bulursunuz. Kız konuşabildin mi kocanla? Ha? Aradı mı geri? Aramadı. Ha? Al. Ya Osman. Faruk'la haberin var mı? Şirkete gitmiştir. Ev pek sessiz. Annemler çıktılar da. Bu yaşta iyi dayanıyor Esma Hanım. Bir ayağı sürekli sokakta. Konağın vekili harcı sanki. Alışverişe çıkmadılar. Yani dünkü olanlardan sonra eşrafı birlik beraberlik mesajı veriyor. Meziyetli kadın. Bu kadar olayın üstünü örtüp algı dağıtmak yetenek işi. Yalnız konağın dışına yıkılmadık ayaktayız pozları. Ama içeride kimsenin haberi yok. Kalabalık olunca. Sen niye evdesin? Gitmek istemedin mi annemlerle? Haberim yoksa. Üstüne gelmek istememiştir. Yani olanlara ne kadar üzüldüğünü biliyor. O senin iyi niyetin. Bence Esma Hanım bilerek istemiyor Süreyya'yı. Teyze. Ha, böyle böyle yok sayıyor. Ne oldu, nereye? Odama çıkacağım teyze. Sen böyle içeriye kendini kapattıkça beni afakanlar basıyor ya. Osman, bizi bir koruya bir yere götür. Nefes alalım, yeter. Hadi. Peki.
Mis gibi bak. İstanbul'dayken ben kafamı çıkarmazdım dışarı. Televizyon yetiyordu bana. Gerçi burası da dizler aratmıyor. Ya bu konakta niye televizyon yok? Ha? Senin odanda var mı? Yok. Ne yapıyorsun sen akşamları? Okuyorum. Ay ben hiç okuyamam. İki satırda gözlerim düşer. Hiç. Faruk gelmemiş daha. Eninde sonunda gelecek canım. Dur nereye gidiyorsun şimdi? Şirkete gideceğim. Ya dur. Ya bir dursana kız. Teyze. Bak bak güzel sakin dedik, temiz hava aldık. Dur. Bırak adam da bir soluk alsın, bırak. E akşama da az kaldı. Akşam yemeğini kaçırmaz abi. Ha. Gelecek nasıl olsa, değil mi? Konağın altın kuralı. Nasıl olsa gelecek. He? Ay çiçeklerin güzelliğine bak. Ay çok güzelmiş. Odamıza koyalım mı birer tane? Hadi. Teyze, hadi, ha? Bırak. Tamam teyze. Şimdi biri bir şey söyleyecek. Ya. Başlayacağım ben bu konağın kurallarına, ha. Koyalım birer saksı, odalarımız renklensin. Bak, saksı da var. Hadi gel, hadi. Peki. Hadi Süreyya. Hadi, hadi. Hadi. Vay vay. Güzelliğe bak be. Hepsi senin mi kız? Yoksa yarısını evde mi bıraktın? Dur tamam, kaçma hemen ya. İki laflardık. Bir dakika. Buralı mısın? Seni ben daha önce nasıl görmedim buralarda? Hayır bir dakika, bu gözleri görmüş olsam mümkün değil, unutmazdım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sen de kimsin lan? Hayırdır, ne oluyor sana ya? Lan ne yapacaksın? Murat ne olur yapma Murat. Yürü lan yürü yürü. Ben anlamadım. Hadi, hadi! Yürü hadi, yürü! İyi misin? Hadi. Güzel oldu. Ha? Odanın havası değişti. Evet çok. Benim gibi duruyor. Başka bir dünyadan gelmiş gibi. Kabahat sende kızım. Nereye koysalar böyle biblo gibi duruyorsun. Ya bir canlan, bir hareketlen. Ha? İzini koy her yere. Bir kokunu sindir. İçinde yaşamak için önce kendinden bir şeyler üfle. Burası senin. Burada başla yeşermeye. Sen çiçeklendikçe Faruk daha çok sarılır sana. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Tabii kızım. Faruk seni niye sevdi? Hı? Buradakilere benzemediğin için. Annesi niye sevmedi? Ya boş ver onu. O kaynana o. Ya ne yapsan yaranamazsın ona. Sen yuvanda, Faruk'un yüreğinde kök salmaya bak. Teyze nasıl olacak o? Telefonlarımı açmıyor adam. Nasıl olacak ki? İlk kavgada çekti gitti. Kızım o da senin kadar yeni evli. Yavaş yavaş alışacaksınız birbirinizin huyuna suyuna. Ama böyle çocuk gibi daha ilk günden hemen beni dinlesin, hemen olsun diye üzerine gidilmez. Az oluruna bırak. Bırak. Nasıl bırakacağım? Teyze nasıl bırakacağım? Adam telefonlarımı açmıyor diyorum, bir gün oldu. Ya anlamıyorum, cezalandırmaya mı çalışıyor diyorum. Ama çocuk muyuz canım biz ya?
Ya gerçekten çocuk muyuz biz böyle? Bak illa gideceksin değil mi? E ne yapayım? Durma biblo gibi diyordun demin. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ya ben onu mu kastettim? Yarabbim. Aferin.